Suruç'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor. Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memurunun PKK tarafından şehit edilmesinin ardından bugün de Diyarbakır'da polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Trafik kazası ihbarı üzerine Yenişehir ilçesine giden polis memurları yüzleri maskeli kişilerin saldırısına uğradı. Trafik şube müdürlüğünde görevli polis memuru Tansu Aydın şehit oldu, Ali Karahan isimli polis memuru ise ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı. Son günlerdeki gelişmeleri değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç sınır güvenliğinin artırılacağını yineledi. Örmek suretiyle özellikle terörist geçişlerini engelleyebilecek, kaçakçılık fiillerine son verebilecek ve yaşadığımız son mülteci veya sığınmacı akımları karşısında onları asıl geçiş noktalarına yönlendirebilecek bir sistemi entegre olarak düşünmüşler. Gün içinde bir saldırı haberi de kilisten geldi. Suriye tarafından Türk askerlerinin üzerine ateş açıldığı ve bir askerin şehit olduğu, en az 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Öte yandan Suruç saldırısına tepki gösteren gruplar barış yürüyüşü adı altında geniş katılımlı bir protesto eylemine hazırlanıyor.